Ekonomik dengede sadece futbolu değil her şeyi bozabilir. Ama futbol, bakın Platini de bu şeye düştü, talihsizliğe. Onun çok güzel bir beyanı vardı. Futbolda amaç futbol olmalı. Para olmamalı. Araç olmalı dedi. Ama daha sonra para yüzünden çeri gidiyordu. Şimdi bunu hep yaşıyoruz. İnşallah benim zamanım az olduğu için bundan sonra bana bir şey olmaz. Beni bozmaz daha. Çünkü sonuna geldim. Başkan da izin vermez zaten. O da para vermiyor bize şu an. Şimdi futbol paraya ihtiyaç duyar. Ama futbolun aslı olan hakikaten o mesleğin layık olduğu şekilde yapılmasıdır. Eğer bunu yapmazsanız o zaman bütün dengeler alt üst oluyor. İşte takımlar içinde bugünkü kulüplerin büyüme sancıları bu. Endüstriyel hal aldı. Şimdi rakamlar itibariyle baktığımızda ülkemizde rakamlar büyük. Benim için de diğerleri için de. O dediğim gibi kanun hükmünde kararına oradan geleceğim. Bu bir kazanç değil. Devlete de kazanç değil, kulübede değil. Zarardır. Halbuki tam tersine. Oyuncular, antrenör vergi koyun, kulüpler de rahatlasın, herkes rahatlasın. Birey de vergi verdiği için sosyal olarak kendini bir sorumlu hissetsin ülkede. Bir birey vergisini versin oyuncu, antrenör. Bana şey söyledi, üstü beye söyledim. Senle dedi başlayalım. Başlayalım benle, ben hazırım dedim. Bir istiyorsan, bir işte 20 isterim, anlaşır ve anlaşamayız. Ama vergiyi ben vereyim. Ama öteki türlü ise gasp var burada. Çünkü sene içinde mukavelenin şartlarının dışına çıkıyorsunuz. Yani mukavele var. Mukavele bu değil. Değiştirdim mukavele. Ama hiçbir şey yok. Peki bana ödenen parayı o şekilde öderken imza o da yok. O zaman gayrimeşruluğun önünü açıyorsunuz. Çok yanlışlar yapıyoruz. Biz yapıyoruz bunu. Sonra burada bakıyorum konuşmalar güzel, hep doğru. Ekonomi de doğru. Ama uygulama yanlışlığı var bizde. Yani herkes her şeyi biliyor. Ben biliyorum ki benim işim benden fazla herkes biliyor. Zaten herkes konuşuyor, herkes söylüyor. Ben de dinliyorum. Ben yapmaya çalışıyorum. Bugün başarılı sonuçlar aldığım için olan tertibe teşekkür ediyorum. Hakikaten olağanüstü bir sevgi var. Ama beni memnun eden o değil. İnanın değil. Beni memnun eden bir araya gelmek isteyen bu Türk toplumuna bir vesile olduğunuz için. Çünkü görüyorum ötekileştirme, kavga, iticilikte bu birleştirici oluyor. Bunu parayla satın alamazsınız. Bununla biz para buluruz. Bu güçle, bu birlikleriyle parayı buluruz. Bütün her şeyi hallederiz diyorum. Ülke olarak hallederiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın futbol adamı olması bizim için büyük şans. Doğru projeye gittiğiniz zaman zaten biz demeden de yapıyor. Ama biz doğru projeye gidip doğru yol vermemiz gerekiyor. İşte üretimde sıkıntımız var. Yeni nesil oyuncuları üretebilmek için, geliştirebilmek için akademi dediğimiz fabrikaları yapmak durumundayız. Az evvel Hüseyin Bey söyledi, ben alanım uzak ama bilgi almaya çalıştım orada. Krediler verdi işte tarımla, işte ne bileyim sanayiye, enerjiye, işte ne bileyim denizciliğe, hepsine veriyor. Karşılığını da alıyor. Futbola da versin. Futbol da bir yatırım. Cenk 20 küsür milyona gitti. Yusuf 10 küsür milyona gitti. Öteki 15 milyona, 20 milyona. Her giden döviz getiriyor sana. Sonra yabancı yerli konuşur. İşte bu gidince döviz gelir. Ha siz dövizünüz harcama, o zaman yabancı gelince döviz veriyorsunuz. Peki o Türk oyuncu verince döviz geliyor. Hani biz Türk ekonomisini koruyorduk? Koruyan biziz. Yani korumak istiyorsan üretin, dışarı gönderin. Siz domatesi, salataları gönderiyorsunuz da ondan para alıp da döviz almayacak mısınız? Alacaksın. Buna da yatırım yapın. Bu insan yatırım. Futbolculara yanlış paralar veriyoruz. Sonra onları yanlışa itiyoruz. Bir vermemiz gereken iki veriyoruz. Sonra onu elinden gayri resmi olarak onu da hem oyunculuğunu kaybediyoruz hem parayı kaybediyoruz. Yabancı oyuncular bugün dört büyüklerin borcu, onu da ekonomide anlamam ama biraz mütevazilik yapayım orada. 10,5 milyar civarında yani şu anda TL onlarda, yani batık durumda bütün kulüplerimiz bu görüntüye itibaren. Ama şirket olsa, kendi iş yerin olsa hadi yap bakalım göreyim. Yani kurumsal yapı değişmeden bu dediğimiz diğer kısımda ekonomi hiçbir şey değişmez. Devletin işte devreye girmesiyle bir katkılar var. Televizyonlar var, şunlar bunlar var. Ama tekrar söylüyorum. Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı kısmı içinde belediyeler, Futbol Federasyonu birlikte o dediğimiz akademileri yaptığımızda daha büyük bir yatırımlarla beraber Türkiye'de bugünkü doğaçlama, yani doğaçlama büyüyen çocuklarımız, evet yatırım yine altyapıda var. Ama yayla çiçeğine benziyor. Bahçe çiçeği değil bu. Çok emek veriyor, az emek veriyor. Daha fazla vermek gerek. Kulüplerin altyapısı var. Ama biz biliyoruz ki kulüp altyapılarına harcanan paralar ve yapılan işlem çok sağlıklı değil.
altyapıda hocalarda hepsinin sorunu var. Bugün ekonomi, yani ekonomi, finans durumu futbolda antrenörünün felsefesinin çalışmasını etkiler. Kulübün planlamasını etkiler. Ekonomiyle ilgili. Yokken mesela şimdi tabii bu vizyonla ilgili. Yokken bir sistemi var. Sonra para girdiği zaman aynı sistemle devam edip gitmek istiyor. Mümkün değil. O yüzden ekonomik düzen bizim futbolu bozuyor şu anda. Tam oturmadı. Rakamlar. Bakın kulüplerin 100 milyon borcu var. O kulübe 200 milyon verin. Yüzü kapatı. Yüzde idare. İnanın ki borcu 200 milyon olur. Bugünkü sistemde o. Çok para giriyor. Kötü yönetiyoruz paraları. Yani çok paralar girdi kulüplere. Bugün baktığınız itibariyle yani bizim için hele benim ilk yıllara bakarsanız yani bir evimiz olsun diye uğraşıyoruz. Şimdi bir oyuncu transfer yapsa büyük para, iyi bir oyuncu çok daha fazla evler alabilir, arabalar alabilir ama onu mutlu etmiyor. İşte o dengeleri bulmamız lazım. Kulüplerin bugünkü yapısı ekonomiyi kötü yönetmeden geçiyor. Federasyonumuzda ricamız da denetimi daha fazla yapacak ki başkan söyledi zaten devre arasında inşallah Ocak'tan itibaren yaptırımlar kendinden gelecek. O zaman bunlar düzelir hepsi. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.